Ay lütfen çıkartın artık şu gözlüklerinizi Amil Bey. Artı kendimi mafya babalarıyla yemek yiyor gibi hissediyorum. Ama şey... çıkarayım tabii Sevda Hanımcığım. Aa, gözünüze ne oldu öyle? Tekin öğretmenle kendi kavgamı ayırırken yanlışlıkla bir yumruk yedim. Kendi kendime yumruk atmış da olabilirim. Ay lütfen dikkat edin. Artı kimseyi kimseden ayırmaya kalkışmayın. Siz hiç merak etmeyin. Ben gerekeni yaptım Sevda Hanımcığım. Neyse bu tatsız şeylerle keyfimizi kaçırmayalım. Keyfimize bakalım. Garson. Sipariş aldım. Hoş geldiniz efendim. Siparişlerinizi alabilir miyim? Ben tuzda levrek alayım. Artı kaya tuzunda marine edilmiş yengeç lakarda lütfen. Emredersiniz. Siz ne alırsınız efendim? Ben de kafede Paris sosunda istakoz. Artı yanında da en az 10 yıllık kırmızı şarap rica ediyorum. Emredersiniz efendim. 10 yıl az değil mi Sevda Hanımcığım? Siz ona 15 yıl. Tabii efendim. Siz ne alırsınız? Ben kırmızı havyar istiyorum. 1,5 porsiyon. Yanına da pilav üstü kalamar. Ortaya da şöyle karışık yanar döner bir salata. Değil mi? Cumhur hocam. Öyle tabii. Üzgünüm efendim ama maalesef alevli salatamız yok. Ne demek yok? Çakmanız yok mu kardeşim? Çakın, yakın salatayı getirin. Tabii efendim. Yakarız. Siz ne alırsınız efendim? Ben bir balık ızgara rica edeyim. Yanına da azıcık kavunla bir gıdım peynir. Emredersiniz efendim. Amil Bey, bir de 70'lik rakı söylese miydik yanına acaba? Vallahi siz nasıl tensip buyurursanız Cumhur Bey. İsterseniz 140'lık söyleyin şerefsiz. O zaman bize bir 70'lik rakıyla bolca buz lütfen. Emredersiniz efendim. Ortaya şöyle bir fırında tahin de söyleyelim yemeğin üstüne. Söyleyelim Amil Bey. Yemeğin üstüne bize 4 tane fırında erimiş tahin. Ne kadar güzel yedik bu akşam değil mi? Fakat o kadar çok yemişim ki tıka basa doydum. Yani bir lokma daha yiyecek halim yok şerefsizim. Yemekler iyiydi de şarap bana hiç 15 yıllık şarap gibi gelmedi. Öyle mi? Nereden anladınız Sevda Hanımcığım? Şarap menüsünden 90 milyon yazıyordu. Hiç 15 yıl önceki şarap 90 milyon olabilir mi? Biliyor musunuz Pakize Hanım? Bu gece her gecekinden daha da güzelsiniz. Nasıl derler? Yani sanki demokrasi kadar güzelsiniz. Ay çok teşekkür ederim. Umarım beni çift görmüyorsunuzdur Cumhur Bey. Ay hiç olur mu Pakize Hanım? Siz bir tanesiniz. Buyurun efendim. Hesabınız. Kahveler ikramımızdır. Evet. Ne diyorduk Sevda Hanımcığım? Madem siz bu kadar şaraba meraklısınız, şarabı bu kadar çok seviyorsunuz. O zaman evlendiğimiz zaman evimize bir şarap bahçesi alırız biz de. Ne dersiniz? Tabii, neden olmasın? Evin rengine uyduktan sonra. Evet, ne diyorduk? Son tarihinde güzelliğinizden bahsediyorduk değil mi? Hem derler ki insanlar içtikçe güzelleşirlermiş. Doğrudur, boşuna söylememişler içelim de güzelleşelim diye. Evet, kadehimizi Cumhur Bey'in şerefine kaldıralım şerefsizim. Benim şerefime mi? Hayır tabii efendim. Hesabı ödemek için o kadar ısrar ettik ki bu inceliğinin karşısında hep birlikte kadeh kaldıralım diyorum. Ben mi ısrar ediyorum? Ay vallahi bravo Cumhur Bey. Bayılırım bonkör erkeklere. Ben bonkörüm değil mi? Evet.